Merhabalar, hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce iki önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Adı geçen Paxil, Türkiye'de satışta bulunan ve erişkinlerde dünyada kabul edildiği üzere güvenli olarak kullanılan bir ilaç. Onun için endişe etmeniz, çünkü bunun gençlerde kullanılma ile ilgili olan oluşan sıkıntıdan bahsedeceğiz. İkincisi de özellikle hafif depresyon dediğimiz veya gerçekten depresyon olmayan duygu durum bozukluklarında, yani kaygılarda, yorgunlukta, halsizlikte, keyifsizlikte, mutsuzlukta antidepresanlara sarılmamız pek uygun değil. Bunlar hafif spor, yürüyüş, psikoterapi, konuşma tedavisiyle geçebilir. Ama kolayımıza geldiği için antidepresan ilaçlar kullanıyoruz. Ve açıkçası ben her türlü psikiyatrik ilacın ve antidepresan ilacın kişinin tüm beyin fonksiyonlarını, duygu durumunu, ruhsal durumunu ve kendisini tamamıyla değiştirdiğine inanan bir insanım. Aslında o hap aldıktan sonra siz değilsiniz. Yumuşak, mutlu bir insansınız ama tüm farklılıklarınız biraz hafif törpülenmiş gibi geliyor. Şimdi gelelim hikayemize. Prozac biliyorsunuz en meşhur antidepresan ilaç. Satışa çıktıktan sonra satış rekorları kuruyor ve antidepresan ilaçlar üzerinde ilaç firmaları büyük çalışmalar yapıyorlar ve sonuçta Paxil diye ikinci bir ilaç ortaya çıkıyor. Bu ikinci ilaçla gayet güçlü satışlara sahip oluyor. 11.2 milyar dolarlık bir satış rakamı yakalıyor. Fakat bu ilaçların bir özelliği var. Patent hakları var ve bu patent hakkı süresi dolduktan sonra başka firmalarda etken maddeyi alıp başka adlar altında aynı ilacı piyasaya sürebiliyorlar. Bu ne demek? O ilacı üreten, patent hakkına sahip olan şirketin satışlarının düşmesi demek. Tabii de kârı da düşecek. Bunun bir istisnası var. O da şu. Eğer kullanım alanının farklı bir yönünü keşfederseniz o zaman patent hakkı süreniz uzuyor. Onun üzerine firma da diyor ki bizim bu ilacımız güzel bir ilaç. 18 yaşın üzerindekilerde faydalı. Hadi biz bunu 12-18 yaş arasında kullanalım diyorlar. Ve bununla ilgili bir çalışma yaptırıyorlar ve bu çalışmanın sonucunda sonuçlar gayet iyi çıkıyor. Yan etkilerinde herhangi bir şey söz konusu değil. Onun üzerine bu makaleyi Amerika'nın JAMA diye bilinen güçlü bir dergisine gönderiyorlar. Fakat o dergideki editörler bu makaleyi ve araştırmayı inceliyorlar. Fakat bunu güçlü, olumlu ve bilimsel olarak geçerli bir makale olmadığına karar veriyorlar. Yani makaleyi reddediyorlar. Fakat bunun üzerine şirket bu araştırmayı, aynı araştırmayı başka bir dergiye gönderiyor. Fakat bu dergi de bunu kabul ediyor. Kabul edildikten sonra yayınlanıyor ve şirket büyük reklam kampanyalarıyla, doktorlara yaptığı promosyonlarla, özellikle Amerika'da tezgah altı denilecek tarzda, fakat işin ilginç tarafı da İngiltere'de Seroxat adı altında satışa sunuluyor. Ve tabii ki şirket bundan son derece memnun. Büyük reklam kampanyaları düzenleniyor. Diyorlar ki bu ilaç çığır açan bir ilaç. Dolayısıyla satışlarda gayet iyi noktalara geliyor. Fakat aradan 1-2 sene geçtikten sonra bu sefer başka psikiyatristler bu dergiye bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bu çalışma iyi bir çalışma değil. Sonuçlarını biz şüpheli olarak görüyoruz. Lütfen bunu yeniden inceleyin. Hatta bu makaleyi yayından çekin diye mektup yazıyorlar. Fakat hiçbir şekilde dergi bu makaleyi çekmiyor. Arkasından 18 yaşın altındakilerde İntihar olayları meydana geliyor. Onun üzerine bir takım davalar açılıyor ve bu davalarla ilgili olan işler büyüyünce Amerika'da bir gazete, İngiltere'de BBC bu konuyla ilgili programlar hazırlıyorlar. Ve sonuçta bakıyorlar ki hakikaten bu ilacı kullanan kişilerde, gençlerde ciddi bir intihar oranı var. Ve aynı zamanda ilacın işe yarayıp yaramadığı konusunda da gerçekten bazı soru işaretleri insanların kafasında giderek artmaya başlıyor. Uzun mahkemeler sonucunda şu gerçekler ortaya çıkıyor. Bir kere şirket aslında bu ilacın işe yaramadığını biliyor. Yan etkilerinin ne olduğu konusunda da hiçbir fikir sahibi değil. İki, aynı zamanda bu araştırmada isimleri olan başta bir psikiyatri profesörü olmak üzere kimse bu araştırmanın bütün sonuçlarını görmemiş. Sadece ham sonuçlarını görmüşler. Üstüne üstelik bu makaleyi de bir hayalet yazar yazmış. O hayalet yazar da şirket tarafından parayla tutulmuş birisi. Diğer yazarlar ise sadece imzalarını atmışlar. Ve çalışmanın başındaki prestijli profesörün de aslında bu şirketten 500 bin dolar para aldığı ortaya çıkmış. Onun haricinde de dergiye her makale kopyası için de bir ücret ödemişler. Bu da yaklaşık 80 bin dolar civarında olduğu söyleniyor. Yani oldukça 20 sene öncesinin dolarını düşünecek olursanız çok büyük miktarda meblağlar bu.
Ve bunun ötesinde ayrıyeten şirket bütün bunları bilmesine karşın hem satış elemanlarına hem doktorlara hem baskı hem promosyon kampanyalarıyla satış için elinden geleni yapmış. Ve sonuçta uzun maceralardan, uzun davalar sonucunda bu şirket başka bir ilaçla beraber toplam 3 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalmışlar. Ve bugün için Türkiye'de de aynı şartlar geçerli. Paxil ve zaten ilaçların hiçbirisi için geçerlidir. 18 yaşın altında hiç kimseye eczaneden girip de bir ilaç almasına izin verilmemesi gerekiyor. Ben öyle olduğuna inanıyorum ve görüyorum. Bu da beni memnun ediyor. Bunun yanında Türkiye özellikle ilaç güvenliği konusunda gayet iyi bir aşamada. Neden? Çünkü ilaç güvenliği açısından Amerikalılar ilaçları ilk önce Güney Amerika'da, 3. Dünya ülkelerinde, Afrika'da ve en son Avrupa'da satışa çıkartırlar. Ve ondan sonra çıkan sonuçlara göre kendi ülkelerinde ilacın tüketilip tüketilmeyeceğine karar verirler. Ama şimdi hem Avrupa Birliği bütün dünya ülkeleri bu konuda uyandıklarından dolayı özellikle Türkiye'de de ilaç alımında tek yetkili devlet olduğundan dolayı Türkiye'deki ilaçlar bütün bu veriler çerçevesi içerisinde iyi denetlendiğini söyleyebilirim. Fakat antidepresanlar biliyorsunuz reçetesiz satılıyor ve peynir ekmek gibi satılıyor. Açıkçası ben de antidepresanların söylediğim gibi kişiyi değiştirdiklerini düşünüyorum. O yüzden antidepresanlara hekim önerisi olduğu takdirde kullanmanızı öneriyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.